Bismillahirrahmanirrahim. Gündem yorum programıyla karşınızdayız. İnşallah Teala bu akşamki programımızda gündeme ilişkin bazı hususları masaya yatıracağız ve Mehmet Sait hocamla beraber inşallah gündem konularını yorumlamaya çalışacağız. Bu programımızda gündemimize alacağımız konuların başında İdlib geliyor. Hatırlanacağı üzere İdlib'deki durum noktasında bazı garantör ülkeler Astana'da bir araya gelmişlerdi ve İdlib'de bazı saldırmazlık bölgeleri ilan etmişlerdi. Bu bölgelerde herhangi bir saldırının olmayacağı ve bu bölgelere sığınan başta siviller olmak üzere bütün grupların korunacağına dair bir takım taahhütler verilmişti ve buna güvenen insanlar da Suriye'nin değişik kesimlerinden İdlib'e gelmişlerdi. Gerek siyasi bir kimliğe sahip olanlar, gerekse de sivil kimliğe sahip olan gruplar İdlib'e gelmişlerdi ve burada güven altında olduklarını düşünüyorlardı. Fakat maalesef Astana süreci söz konusu olduğu halde ve Astana sürecinin garantörü olan ülkeler bölgenin hakim aktörleri olduğu halde maalesef İdlib'de beklenmeyen bir takım gelişmeler yaşanmakta. Bu durum sadece oradaki muhalif grupları değil, aynı zamanda sivilleri de, özellikle kadın ve çocukları da derinden etkilemektedir. Ve bu durum gittikçe insani bir krize dönüşme arafesindedir. Bu konuyu inşallah Teala masaya yatıracağız. Yine Afganistan'da son derece çarpıcı bir takım gelişmeler meydana geliyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Afganistan'da Amerikan ve onun desteklemiş olduğu Kabil hükümeti merkezi şehirlere, özellikle de Afganistan'ın başkenti Kabil'e sıkışmış olduğundan dolayı Taliban'la bir takım görüşme önerileri dile getirildi. Bazı aracı bulucular vasıtasıyla bu pratize edildi ve yavaş yavaş bazı bir takım gelişmeler sağlanmakla beraber son zamanlarda özellikle Taliban'ın gündeme getirmiş olduğu bir iddia var. Yani bir yandan Amerika'nın başlatmış olduğu veyahut başlatma niyetini ortaya koyduğu bir barış görüşmesi süreci söz konusu iken bir iki taraftan IŞİD'e mal edilen veyahut IŞİD adı altında bir takım saldırıların söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle bu noktada Taliban Enformasyon Merkezi'nin yapmış olduğu çarpıcı açıklamalar var. Amerika'nın bu grupları organize ettiği ve bu saldırılardan sonra da bunların bir takım üslere taşındığına dair ciddi bir takım iddialar ve açıklamalar söz konusu. İnşallah Teala bunun üzerinde duracak ve bunu yorumlamaya çalışacağız. Yine Filistin'e geçtiğimiz zaman Filistin'de insan hakları ihlallerinin taban yaptığını görüyoruz. Yani bakıyoruz ki küçük çocuklara varıncaya kadar, 3 yaşındaki çocuğa varıncaya kadar Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere dönük ağır bir zulmünün söz konusu olduğunu ve bu zulmün de gittikçe tırmandığını görüyoruz. İnşallah Teala insan hakları ihlalleri temelinde Filistin sorununu ele almaya çalışacağız. Bir diğer dikkatimizi çeken ve programda ele alınması gereken konulardan birisi de Türkiye'deki mülteciler sorunudur. Malumunuz olduğu üzere Suriye'de kriz başladıktan sonra Suriye çapında bir insani dram söz konusu oldu. Özellikle komşu bazı ülkeler bu insani dramın halli noktasında bir devlet refleksi ortaya koydular ve bu mültecilerin bir kısmını kendi ülkelerine kabul ettiler. Bu noktada Türkiye gerçekten takdire şayan bir politika ortaya koyarak, özellikle mülteciler konusunu kastediyorum, mültecileri aldı, barındırdı ve bu noktada bazı ciddi yatırımlar da söz konusu oldu. Fakat geçen zaman süreci içerisinde bazı mihraklar, özellikle Türkiye'nin huzur ve güvenini bozmak için, istikrarını bozmak için ve aynı zamanda Türkiye'nin mülteciler konusundaki prestijine zarar vermek ve bu mazlum mültecileri siyaset malzemesi haline getirmek üzere ve Türkiye'deki politik dengeleri dizayn etmek, siyaset mühendisliğini yapma adına bu zavallı mazlum mültecileri kendilerine adeta
tabiri caizse meze olarak seçtiler ve bu noktada mülteciler üzerinden bazı kışkırtmalarda bulundular. Hatta bazı siyasi partiler bizatihi bu işin başını çekti ve özellikle bazı şahıslar ön plana çıktı ve bu süreç içerisinde ciddi anlamda bir mülteci düşmanlığı yükselmeye başladı. Hala da bu dalga devam ediyor. Ümit ederiz ki aklı selim hakim olur ve özellikle mültecilere dönük yükseltilen bu öfke dalgası bir yerde son bulur diye ümit ediyoruz. Bir diğer konumuz Arakan'daki mülteciler konusudur. Malumunuz olduğu üzere Birleşmiş Milletler'in devreye girmesiyle beraber Arakan'daki dışarıya çıkmış olan ve mülteci olarak bazı ülkelere sığınmış olan Arakan vatandaşlarının geri dönebileceği noktasında bir program uygulamaya konuldu veyahut böyle bir arzu ifade edildi. Özellikle Arakan Devleti de bu noktada mülteciler geri dönerlerse bu saldırıların artık son bulacağını, mültecilerin temel insani hak ve özgürlükler noktasında güvence altında olacaklarını beyan ettiler. Fakat burada her ne kadar mültecilere dönük böyle bir niyet beyanı söz konusu ediliyorsa da gelen özellikle bazı uydu görüntüleri durumun hiç de böyle olmadığı ve özellikle Arakanlılara sonradan vatandaşlığa geçmiş vatandaş statüsü verme gayreti, böyle bir irade, bunun dayatılmasının ciddi bazı sonuçları olduğunu düşünüyoruz ve insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Yani siz vatanınızdan kovuluyorsunuz, mülteci olarak kalıyorsunuz, geride kalanların bir kısmı katlediliyor ve daha sonra kendi ülkenize dönüyorsunuz ve sizin statünüz ne oluyor? Sonradan vatandaşlığa alınmış vatandaş statüsü oluyor. Özellikle şu an Arakan'da dayatılmak istenen, Müslümanlara dayatılmak istenen budur. Bunu ele alacağız inşallah Teala. Yine Libya'da özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve yanı sıra Suudi Arabistan ve benzeri Körfez ülkelerinin müdahalesiyle ilerleyen Hafter güçleri, bunların burada ne yapmaya çalıştıkları vesaire, buradaki çatışmaları inşallah bu bağlamda ele almaya, incelemeye çalışacağız. Yine bir süreç olarak devam eden ve Kürdistan tarihinde önemli bir iz bırakan Enfal katliamını anmaya, bunu ele almaya çalışacağız. Bunu detaylı bir şekilde zamanımız kalırsa masaya yatırmaya çalışacağız inşallah Teala. Hocam, belki uzunca bir sunum oldu. Evet. Bundan sonra size dönelim. Zaten sözü size bırakacağız. İnşallah Teala bir söyleyeceğimizi zaten söyledik. İzleyicilerimize programımızın eksenini ve minvalini tanıtmak istedik. Siz de programımıza hoş geldiniz. İnşallah Teala değerli yorumlarınızla programımıza katkıda bulunursunuz. Hocam, öncelikle İdlib konusuyla programımıza başlamak istiyoruz. Zaten programı takdim ederken, başlıkları takdim ederken bir girizgah yaptık. Ben onu tekrar etmek istemiyorum. İdlib'de şu an ciddi anlamda mevcut olan bir insani kriz var, insani dram var ve gittikçe de bu insani dram derinleşiyor. Garantör ülkeler buranın güvenliğini garanti ettikleri halde, buranın saldırmazlık bölgesi olduğunu ilan ettikleri halde, deklare ettikleri, hatta anlaşma altına aldıkları halde, imza altına aldıkları halde bakıyoruz ki burada gittikçe son derece insanı endişelendiren bir takım gelişmeler oluyor. Siz İdlib'deki gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de dediğiniz gibi yani İdlib'de ciddi bir katliam var. Özellikle İdlib dışındaki köylerde, kasabalarda, İdlib'e yakın yerleşim yerlerinde tamamıyla sivillere yönelik katliamlar. Yani bu yerine göre okul olabiliyor, yerine göre bir hastane olabiliyor, yerine göre işte bir pazar yeri olabiliyor bu saldırılardaki yerler. Ve bu yerler genelde sivil yerleşim yerleri. Yani böyle muhaliflerin çatıştığı, bir mevzi edindiği yerler değil. Şimdi buradaki kasıt açıkçası şu akla geliyor. Yani Rusya'nın havadan yaptığı saldırılarda veya Baas rejiminin karadan yaptığı saldırılarda halka yönelik olan bu saldırıda bu halkın da o bölgeleri terk etmesi isteniyor.
Bu da akla şunu getiriyor. Yani biz diğer bölgeleri temizledik. Hama'yı temizledik. Humus'u temizledik. İşte Şam'ı, Doğu, Kutay'ı, Dera'yı temizledik. İşte muhaliflerden ya da bizi istemeyen, rejimimizi istemeyen halktan temizledik. Şimdi ise son kalan kale İdlib'i temizlemeye başlayacağız ve bu insanların eğer ki Şam'ı tercih ederlerse gelip Şam'da oturabilirler. Ancak bunlar bizi tercih etmezlerse, muhalifleri tercih ediyorlarsa, rejimimize karşı iseler, bunlar nereye giderlerse gitsinler. İsterse Avrupa ülkelerine giderken yollarda can versinler. İsterse attığımız bombalar altında can versinler. İsterse gitsinler, Türkiye'ye yerleşsinler. Bu artık onların sorunu. Yani Bağız rejimin ya da Rusya'nın onu dikkate aldığı yok. Tamamıyla o bölgeyi insansızlaştırma politikasını güdüyor. Tabi bu aşamaya nasıl gelindi? Bir Astana süreci vardı. Bu Astana süreci dolayısıyla çatışmasızlık bölgesi, güvenlikli bölgeler ilan edilmişti. Bunlar arasında Doğu Guta vardı, Dere vardı, Kuney Tıray'dı herhalde, yani daha başka yerler de vardı. İdlib de bunlar arasındaydı. Ancak o bölgelerde güvenlikli bölgeler olmasına rağmen saldırıların çok yoğunluklu bir şekilde olduğunu, büyük katliamların yaşandığını gördük. Özellikle Dera'da, Doğu Guta'da insanların açlıktan hayatını kaybettiği yerlerde, özellikle Doğu Guta'da bebeklerin mama bile bulamadığı günleri gördük. Ta ki işte bu İdlib olayına gelene kadar. Şimdi İdlib'de bir mücadele de var. Yani muhaliflerin karşı bir püskürtme operasyonlarına giriştikleri de söz konusu. Burada Türkiye'nin de biraz pasif kaldığını açıkça görebiliyoruz. Neden pasif kalıyor? Özellikle Rusya'dan yapılan S-400 antlaşması şu an yürürlükte. Ve bu S-400 füzelerin parçaları geldi biliyorsunuz. Herhalde 15. Uçak da inmişti Ankara'ya. Tabii bu füzelerin ta 2020 Nisan'ına kadar teslim edilecek. Yani o sürece kadar ne olacak, ne bitecek? Bunu zaman gösterecek belki ama Rusya'nın bunu bir şekilde suistimal ettiğini görebilmekteyiz. Açık yani niyet. Evet, ortada bir Soçi uzlaşması vardı. İran'da yapılan müzakereler sonucu aslında saldırılar artmıştı. Ve yine İdlib ve öncesi olan bazı yerlerde büyük katliamlar yaşanmıştı. Ta ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan gidip Soçi'de Putin'le bir araya geldi. Bir Soçi zirvesi oluşmuştu. Bir uzlaşı çıkmıştı sonucunda. Derken İdlib'de bir yine çatışmasızlık durumu söz konusu olmuştu. Ancak şu anki durum, yani özellikle 2016'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin olması, Amerika'nın bu hain darbe girişiminin arkasında direkt olması, ardından geçen zaman sürecinde Amerika ile bozulan ilişkiler, bu Papaz Brunson meselesi, Hakan Atilla meselesi Amerika'da ve F-35'ler meselesi, en sonunda işte Amerika'nın S-400'lerin alımı noktasında işte Türkiye'nin NATO'dan çıkarılabileceği tehditleri, NATO'ya uyumlu olmadığına dair söylemleri Rusya'nın elini güçlendirdi. Rusya ve Bağız rejimi bu noktada kendini biraz daha özgür hissettiler ve İdlib'e yönelik saldırılarını çok rahat bir şekilde maalesef sürdürüyorlar. Bu noktada Türkiye'nin biraz daha o noktada insani katliamların önlenmesi noktasında Rusya'ya baskı yapması gerektiğine inanıyorum. Ve Bağız rejiminin ilerlememesi noktasında güvenlikli bölgelerde Türkiye'nin de biliyorsunuz şeyleri var. Oluşturduğu kulübeleri var. Bu güvenlikli bölgelerde. Gözetleme kuleleri. Bu gözetleme kulelerinin bir şekilde yapılan saldırılara karşılık vermesi lazım. Yani burada istenen, amaç olunan bir savaş halinin devamı değil. Yani bir çatışmasızlık durumunun oluşması, bir barışın oluşması. İşte 500 bin insan hayatını kaybettiği bir Suriye iç savaşının sonlanmasına giden süreci hızlandırmak aslında.
Yani yeni anayasa yazılımı vardı ki bu noktada da çok ciddi bir ilerleme kaydedilmedi halen. Belki ilerleyen süreçte Suriye'de yapılacak şeffaf bir seçim de söz konusuydu bu yeni anayasayla birlikte. Ancak Baas rejimin özellikle İdlib'i de insansızlaştırarak, muhaliflerden arındırarak tamamıyla Suriye'yi kendi kontrolüne alma girişimini tamamıyla tatbik ettiğini görebilmekteyiz. Tabii bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu 4 milyon insan İdlib'e sıkışmış durumda. Evet. Yani nüfusu herhalde 400 bin miydi ilk zamanlarda, savaşın olmadığı zamanlarda. Şimdilerde bir 10 katı yükselmiş durumda. Çevreden gelen insanların sayesinde, Suriye'de yer değiştirenlerin sayesinde gelen muhaliflerin oraya yerleşmesi durumunda. Ki bu muhaliflerin de zaman zaman birbirleriyle çatıştıkları da söz konusu. Yani son günlerde belki birlikte hareket ederek rejim güçlerine karşı verdikleri bir mücadele var ama bunların da zaman zaman kendi aralarında birbirleriyle çeliştikleri, savaştıkları ki bu savaş sürecini uzatan özellikle Baas rejimi karşısında başarısız bir duruma gelmelerindeki en büyük neden de buydu. Birlikte hareket etmemeleri onları hep geriletti. Hep Baas rejimi karşısında birbirleri savaşır hale getirdi. DAEŞ meselesi var. Bir de işte Amerika'nın desteklediği PYD bölgesi var. Bu unsurlar Baas rejimin elini zayıflatırken muhalifleri yer yer işte kazanım noktasına getirdi. Ancak bunların birbirleriyle çelişmesi, çatışması durumlarında ise Baas rejimin baskın çıktığı durumlar oldu. Özellikle Rusya'nın işin içine girmesiyle birlikte savaşın rengi değişti ve muhalifler aslında bir Şam kalmıştı. Şam dışında birçok bölgeyi almışlardı. Suriye rejimi neredeyse düşmek üzereydi. Tabii gelinen aşama itibariyle şunu söyleyebiliriz İdlib meselesi için. Batılı ülkeler İdlib meselesi ya da önceki meselelerde olduğu gibi bu işi Cenevre müzakereleri çerçevesinde sürdürülmesini ve çözülmesini istiyorlardı Birleşmiş Milletler nezdinde. Ancak Cenevre'de yapılan görüşmelerde bu işin aslında uzatıldığını biz fark ettik. Yani savaşın sürmesi için adeta bir uğraş veriliyordu. Yani savaş sürsün de oradaki çevre ülkeler bir şekilde savaştan yorgun düşsünler. Oraya gelecek olan işte batılı ülkeler varsa bir çıkarımları, bu çıkarımların çok rahat bir şekilde elde edebilsinler. Aslında amaç oydu. Tabii bu Cenevre süreci, Astana sürecine evrildi. İran, Türkiye ve Rusya garantör ülkeler olarak. Bunu da iyi bir yere getirdiler. Yani savaş aslında biraz bir nebze durdu, sonlanmaya yakın oldu. Tabii işte Rusya için her zaman dediğimiz, yani Rusya'nın menfaati söz konusu olduğunda bakıyorsunuz ki hemen bir yan çizdi, kendi istediği şekilde bir rotaya büründü. Aynı şekilde İdlib meselesinde de bakıyorsunuz, yani Türkiye'de S-400 meselesini sürdürmesine rağmen Baas rejimiyle İdlib'i bir şekilde kendi deyimleriyle kurtarma operasyonuna girişebiliyor. Bu da tabii oradaki 4 milyon halkı mağdur bir duruma getirecektir. Yaşanan katliamlarda görüyoruz işte kadın, çocuk, siviller katledilebiliyor maalesef. Teşekkür ettik hocam. Şimdi de Afganistan'ı ele almak istiyoruz. Özellikle Afganistan'da yoğun bir gündem olduğu halde pek fazla Türkiye kamuoyunda konuşulmuyor. Veya gördüğümüz kadarıyla dünya gündemini pek fazla işgal etmemekle beraber, hani Afganistan'da bir işgal vardı. Özellikle o ikiz kuleler saldırılarından sonra dünya gündeminde yoğun bir yer buluyordu. Yoğun bir şekilde bu konuşuluyordu. Belli bir süreden sonra bu gündemden düştü. Ama oysa Afganistan'da hala çok sıcak çatışmalar var, direniş var, Amerika'nın kayıp vermesi var ve ciddi anlamda bir direniş örneği söz konusu. Biz tabii yıllardır
hani kamuoyunun aksine sürekli olarak Afganistan'ı takip ediyoruz. Takip ettiğimiz coğrafyalardan birisi. Ve biz bakıyoruz ki Amerika ve desteklemiş olduğu Kabil hükümeti daha fazla merkeze sıkışmış durumda. Ve buradan bir ülkeyi idare etmeye çalışıyorlar. Ama süreç içerisinde Amerika da bunu gördü ki bu şekilde bunlar ülkeyi idare edemeyecekler. Yani sadece ülkenin merkezine hakim, merkezi bazı yerlere hakim. Fakat diğer taraflarda işte Taliban'ın başını çekmiş olduğu bir yapı var ve Afganistan'ın genelinde hakim. Geçen zaman süreci yani mutlaka Taliban'ın dikkate alınması gerektiği gerçeğini ortaya koydu. Bunun üzerine Amerika öncelikle bazı kanallar vasıtasıyla daha sonra kendi diplomatik misyonları vasıtasıyla bazı görüşme talepleri veyahut böyle bir irade ortaya koydu, bunu dillendirdi. Veyahut buna zemin hazırlanma bağlamında bazı batılı yayın organlarında bu durum ortaya konuldu. Yani belki de servis edildi. Ve neticede şöyle veyahut böyle artık buna resmi mi diyelim, yarı resmi mi diyelim, bazı yerlerde buluşmalar falan oldu. Hatta bazı ülkelerde Taliban bürolarının açılmasına müsaade edileceği noktasında, yani Amerika'nın buna onay vereceği noktasında bazı şeyler paylaşıldı falan. Fakat bu süreç böyle devam ederken özellikle de IŞİD'in Irak'ta gerilemesi sürecinde birden Afganistan'da IŞİD'in ortaya çıktığı ve burada ciddi anlamda bir etkiye sahip olduğuna dair bazı haberler gelmeye başladı. Sonra derken bu durum böyle devam ederken işte patlamalar, yani barış süreci devam ederken tabii bu süreç içerisinde Amerika'nın yine bazı bombardımanları devam etti. Sivil bazı katliamlar oldu. Medreseler vuruldu, camiler vuruldu. Buna misilleme olarak Taliban'ın bazı saldırıları oldu. Fakat barış süreci diyebileceğimiz yani nispeten daha stabil bir süreç başlamış iken Afganistan'da yeniden bombalar patlamaya başladı. Evet. Ve özellikle de son birkaç gün önce yine hakeza benzeri bir durum yaşandı. Yani bir yandan barış süreci konuşulurken diğer taraftan böyle bir bombalama olayları ve yeniden Afganistan'ın adeta karışmasına dönük yeni yeni bazı şiddet dalgaları hissediliyor diyebiliriz. Yanı sıra Taliban'ın enformasyon bürosunun bir açıklaması var. İddiası veyahut açıklaması var diyelim. Daha doğru bir ifade olur herhalde. IŞİD'in bazı Amerikan üslerinden çıktığı bazı çatışmalardan sonra özellikle de sıkıştığı yerde Amerikalılar tarafından alınıp götürülüp o üslere taşındığına dair bazı iddialar var. En son sanki Zebiyullah Mücahid'in Taliban sözcüsünün bu noktada buna dair bazı açıklamaları vardı. Bütün bunları bir kompozisyonda bir araya getirecek olursak, siz Afganistan'daki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Özellikle şu son zamanlardaki saldırılar ve patlamaları. Yani Afganistan'daki gelişmeler 2001'de Bush'un yaptığı ilk açıklamayla başlarsak, yani Afganistan'a bir Haçlı harekatı başlatıyoruz demişti savaşı başlatırken. Yani bu cümle aslında tek başına yeter. 18 yıldır işgal sürüyor. Ve bir ülkenin altını üstüne getiriyorsunuz. Bir başarı da elde etmemişken o ülkenin halkları sizi istememesine rağmen kalmaya devam ediyorsunuz. Verdiğiniz sözleri yiyorsunuz. Diyorsunuz ki biz çıkacağız. Mesela 2014'te tamamıyla çıkmaları gerekiyordu. Evet. Ama çıkmadılar. Yıl şu an 2019. Aradan 5 yıl geçmiş. Yine de çıkmamak için elinden geleni yapıyor. İşte Taliban'la oturup masaya barış görüşmeleri sürdürecekmiş. Ne yapacaksınız? Kime teslim edeceksiniz ülkeyi? Yani şu an zaten mevcut bir hükümet var. Ancak Kabil'i yönetebiliyor. Dışarıdaki diğer şehirlerin tümünü yönetiyor. Taliban yönetiyor. Hatta Kabil'de dahi ya da ona yakın bazı bölgelerde dahi gece hükümet yönetemiyor. Gece olunca Taliban devreye giriyor. Bir nevi yani yönetiyor ya da güçlü bir konumda. DAEŞ'in orada özellikle ortaya çıkması aklıma şunu da getirdi. Yani Irak'takiyle biraz benzer bazı durumlar da söz konusu. Yani normalde Taliban'ın dahi yapılan mesela camide patlama olsun,
kimi yerlerde otobüse yönelik patlamalar olsun, sivillerin hayatını kaybettiği patlamalar, ona dair çok patlama mesela oldu bu son dönemde. Taliban dahi kınamalar yayınladı. Evet. Yani bu patlamaları lanetledi, bizi yapmadık dedi. Halka yönelik olan bu katliamları tasvip etmemiz mümkün değil dedi. Çünkü katliamı yapan unsurlar belli. Amerika havadan apaçilerle ya da attığı füzelerle köylerdeki evleri vururken çocuklar ölüyordu, kadınlar ölüyordu. Ya da bir düğün konvoyunu vurduğu anların görüntüsünü bazen medyada bir şekilde yerel medya servis edebiliyor. Ya da çarşı pazara malını götürüp satmaya çalışan birkaç garibanın füzelerle vurduğunu belki sosyal medyadan öğrenebiliyoruz. Tabii bu türden halka yönelik, sivil halka yönelik yapılan katliamlar yapıldıktan belli bir süre sonra, yani artık belgeli, görüntülü olduğundan dolayı çıkıp da özür dilememek olmaz. İşte yanlışlıkla vurduk açıklamalarını da duyabiliyoruz. DAEŞ'in özellikle bu son dönemlerde ortaya çıkması, mesela Musul'u hatırlarsınız. Musul'u tek bir silah bile patlatmadan ele geçirmişlerdi. Ardından Bağdat'a yönelmişlerdi. Ve Bağdat'a yetişmeden birden şey tarafına, Kürdistan tarafına yönelmişlerdi. Yani belki ilerlese Bağdat'ta ele geçirebilecek pozisyona kavuşacaktı DAEŞ unsurları. Ancak gelip de Barzani'nin işte Kürdistan'ı ilan edeceğim demesi sonrası bunların dönüp Kürdistan bölgesine yönlenmesi, Barzani unsurlarıyla çatışması, ardından işte PKK unsurlarıyla çatışması ve orada işte Kobani olayları hatırlarsınız çıkmıştı. Yani bir bölgenin karıştırılması gerekiyorsa üst kirli akıl bunu hemen dizayn edebiliyor. Hemen mobilize ekipler çıkarabiliyor. Bu bazen bizden görünenler eliyle de yapılabiliyor. İşte DAEŞ diyoruz. İslami bir yapı diyoruz. Yani İslam devleti isimleri öyle. Ama gerçekten inanarak gitmiş ve cihat ettiğini zanneden insanlar da bir şekilde o saflarda şehit oldular. Gerçekten şehit oldular. Allah için mücadele verenler de oldu. O saf gönülleriyle gittiler ama gerçekten bu tür durumlarda uyanık olmak lazım. Bir de şu unsur var. Afganistan'daki Amerikan Büyükelçisi'nin Türkiye'den gitmiş olması ve sabıkalı bir büyükelçi olması. Yani bunu da dikkate almak lazım. Bombaların çok patladığı bir dönemdi. Yani o büyükelçinin Türkiye'de elçilik görevini yürütürken. Ki şöyle bir cümlesi de olmuştu. Bombalar patlamıyorsa bizdendir. Evet. Sözünü hatırlıyorsunuz. Evet. Yani insanların arasında patlayan bombaların durup dururken, yani birden başlamasının herhalde böyle bir nedene bağlanabilir diye düşünüyorum. Afganistan'daki süren barış görüşmelerine gelince, yani orada Taliban'ın belli bir gücü oluşmuş durumda. Yani bir şartı var, işte yabancı güç istemiyoruz. Yani şimdi şöyle bir akıl mantık yürütmek lazım. Sen bunu kabul etmeyeceksin de ülkede ilelebet ne yapacaksın? Amerikan unsurları için diyorum. Yani elbette ki ya yerel güçlere teslim edeceksin ya da işte olmadı, savaşı madem beceremiyorsun, başaramıyorsun, Taliban'a karşı bir mücadele yürütemiyorsun, teslim olacaksın. Bırakacaksın. Yani çünkü ortada giden halk oluyor. Kalkınmayan bir ülke oluyor. Yıkılan evler, binalar oluyor. Gelişmeyen bir ülke oluyor. Dolayısıyla Afganistan'da süren barış görüşmelerini sabote eden yine Amerika'dır. İşgali sürdüren yine Amerika'dır. Katleden yine Amerika'dır. Bazen Afgan güçlerinin yaptığı katliamları da yönlendiren, yapan, arkada onları iten güç yine Amerika'dır. Ve şunu da söylemek lazım ki bu türden savaşlara Amerika kendini dünyanın süper gücü görerek, o kararı vererek, eğer yapıyorsa Birleşmiş Milletler gibi kurumların, dünya ülkelerinin bu gibi kurumlara hiçbir ihtiyacı yoktur. Birleşmiş Milletler gibi kurumların kendi kendini lav etmesi lazım. Çünkü yargılayan sen, savaşan sen, savaşı sürdüren, sonlandıran sen, o zaman Birleşmiş Milletler diye bir kurum
niye olsun ki? Yani niye araya girsin ki bu barış askerleridir? Bu işte anlaşmalara ben aracı bir kurum olarak giriyorum da sizi barıştırıyorum, uzlaştırıyorum diyebilirsin. Bu noktada eğer Birleşmiş Milletler gibi kurumlar, yani ya Birleşmiş Milletler ya da ona benzer uluslararası kurumlar, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumlar devreye girip de süren bu savaşı sonlandıramıyorsa, bu noktada kendi kendilerini bir hesaba çekmeliler. Yani biz niçin varız? Evet. Varlıklarını sorgulamalılar diye düşünüyorum. Hocam biraz da Filistin'i konuşalım istiyorum. Özellikle son zamanlarda insan hakları ihlalleri gittikçe yoğunlaşıyor. Hatırlayacak olursak Bahreyn'de bir güya çalıştay yapıldı. Adeta nabız yoklandı. Ve bu noktada Filistin davasının tarafı ve aktörü olan taraflar katılmamayı tercih ettiler. Ve biz Bahreyn çalıştayına baktığımız zaman daha fazla Filistin davasının gerçek ekseninden, siyasal ekseninden koparma gayretinin söz konusu olduğunu gördük. Yani bir Filistin davasını basit kalıplara sıkıştırma, bunu ekonomik bir mesele olarak gösterme ve Filistinlilerin ekonomik sorunlarını çözümlemek suretiyle siyasi anlamda da onları katlederek siyaseten bu sorunu çözüldüğü gibi gösterip Filistin davasını böylelikle kapatma. Buna dair işte bir takım planlamalar vesaire, işte Körfez ülkelerinin de yardımıyla böyle bir plan uygulamaya konulmak istendi veyahut bunun zemini hazırlanmaya çalışıldı. Bahreyn çalıştayı da belki bunun ilk adımlarından birisiydi. Bu süreçle beraber yavaş yavaş Siyonistlerin insan hakları ihlalleri anlamında ciddi bir tırmanış içerisine girdiğini biz gördük, şahit olduk. Bakıyoruz ki gittikçe çocuklara kadar varan bir zulmün, bir vahşetin söz konusu olduğunu görüyoruz. İşte günlük infazlar, insanların temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde değerlendirilecek olan protestolara, barışçıl gösterilere gerçek mermilerle karşılık verip her hafta cuma günleri bunları katletme ve Ocak ayından bu yana yüzlerce insanı belki katletme. Bunların içerisinde çoluk çocuk var, bunların içerisinde kadınlar var. Ciddi anlamda bu katliam grafiği ve insan hakları grafiği gittikçe yükselmektedir. Yükseliş trendi içerisindedir. Ve en son 3 yaşındaki bir çocuğu herhalde mahkemeye çağırmışlardı, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu denli vahşetin tırmanması ve tahammül edilemez, akıl ve insan akılla izah edilemeyecek boyutlara varması gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Siz yükselen bu insan hakları ihlallerini ve Siyonistlerin çıldırmışçasına uygulamaya koymak istedikleri bu yeni planı, bu yeni politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Filistin meselesi, hani belki birçok zaman bunu konuşuyoruz. Filistin'de şöyle oldu, Filistin'de böyle oldu. Bugün bir şehit var, tutuklamalar var, birilerinin evlerini yıkıyorlar. İzleyicilerimiz ya da dışarıda kamuoyunda Filistin takip edenler, Filistin'de olup bitenlerin sanki geçmişten olup bitenler olduğunu, sanki işte geçmişte 1948'den bu yana yapılan bir işgal halinin devamının olduğunu konuştuğumuzu zannediyor olabilirler. Ancak şöyle bir eksiklik var. Filistin'de her gün değişik bir şeyler oluyor. Yani bir işgal eğer 1948'den başlamışsa bugün yıl 2019, geldikleri aşama Filistin topraklarının %85'i, yani her güne belki yüzdelik dilimini eklersek %86, %87 olabilecek bir pozisyonu ortaya koymamız lazım. Yani daha dün belki Batı Şeria'da bir yerleşim yeri yokken bugün bakıyorsunuz Siyonist Netanyahu, işte ben 650 miydi, 700 kişinin yaşayabileceği bir yerleşim birimi inşa edeceğim ve buna kimse karşı çıkamayacak. Karşı çıkma gibi bir lüksü yok. Ya da Batı Şeria'da olan yerleşim yerlerinin hiçbir şekilde yıkılması ya da herhangi bir yerleşim birinin Batı Şeria'da olan lağvedilmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söylüyor ve her güne bir şeyler katıyorlar. Bugün bu parseli gasp ettik,
öbür gün şu parseli gasp ettik, öbür gün şu arayı birleştirdik, öbür gün bir yol yaptık şuraya, öbür gün bir alışveriş merkezi oluşturduk bu yerleşim birimlerine. Bir diğer gün bir diğer Filistin'in arazisini talan ettik. Sonra oraya bu sefer bir plan proje ortaya koyup yeni bir yerleşim yeri inşa etmeye çalışıyoruz gibi bir durum söz konusu Filistin'de. Ve Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa edilirken Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik Yahudileştirme çalışmaları, yani zaman mekan olayı devrede. Bakıyorsunuz günün belli bir saatinde Yahudilerin işte Mescid-i Aksa'yı ziyaretleri yoğunlaştırılıyor. Sabahları bakıyorsunuz işte yüzlerce Yahudi İsrail, Siyonist İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapabiliyor. Nedir? İşte orayı ziyaret ediyorlar. Kendi sözde işte kutsallarını bir şekilde yad ediyorlar. Ya da ibadetlerini yerine getiriyorlar. Şimdi bunu örneği var. Halil İbrahim Camisi. Daha önce tamamıyla Müslümanların mescidi iken şimdi yarısı Yahudilere, yarısı Müslümanlara ayrılmış bir vaziyette. Yani Mescid-i Aksa'da da aynısını yapmaya çalışıyorlar. Mesela bugünlerde yine olan bir şey, Filistinli esirler içeride açlık grevinde. Neden? Çünkü idari tutukluluğu protesto ediyorlar. Nedir bu idari tutukluluk? Bir insana hiç ortada bir suç yokken alıp da cezaevine atıyor. Bunu bir haftadan başlatıp, bir yıla yükseltip, ardından bir ay, üç ay, altı ay uzatıp, 5 yıl, belki 10 yıla kadar sürdürebilecek bir idari tutuklama sürecini işletiyor Siyonist İsrail. Ve hiçbir sebep yokken, hiçbir gerekçe yokken, bazen bir gerekçe de oluşturup, işte bir taş atma, birini yaralama, yok yan baktın, yok şöyle yaptın, yok böyle bir düşüncem vardı tarzından suçlamalarla Filistinleri tutuklamaya, aslında Filistin'den kovmaya yönelik çalışmaların ön hazırlığını yapıyorlar. Yani o genci yakaladığında o aileye şu mesajı veriyor. Bak, senin çocuğunu yakaladık. Daha önceden bir çocuğunu da şehit etmiştik. Sen buralarda boşuna duruyorsun. Yarın gelip senin evini de yıkacağız. Neden? İşte senin oğlum şöyle bir İsrail polisine yönelik bir saldırı girişiminde bulunduğuna dair bazı bulgular, belgeler bulduk. Ki böyle bir bulgu, belge oluşturulur ya da bulunursa o kişinin ailesinin evi yıkılır. Bu bir kanuni hak İsrail'e göre. Bu türden insanlığa sığmayacak, hukuksal boyutta uluslararası hukuka sığmayacak, savaş boyutunda, uluslararası anlamda savaş suçu işlenen, insanlık suçu işlenen bir durum söz konusu Filistin'de. Ve maalesef hiçbir dünya ülkesi, yani bir Türkiye biraz sesini çıkarabiliyor, biraz sesini çıkarıyor ama hareket anlamda, fiziki müdahale anlamda yine bir müdahale yok maalesef. Yapamıyor, edemiyor belki. Belki o duruma, o konuma gelememiş ya da kendini o durumda hissedemiyor. Ancak yani dediğiniz gibi 3 yaşında, 4 yaşında, geçen günde 6 yaşında birine tutuklama emri çıkarmışlar. Yani bir bebek ya, bir bebeğe siz tutuklama emri çıkarıyorsunuz. Kimsiniz? Hangi hakla? Yani bir kadın yazar işte İsrail'i eleştiriyor diye hemen tutuklama belgesiyle kadını tutukluyorsunuz. Ya da işte hani diyelim ki çocuk taş atmış, ki bir sürü çocuk var cezaevinde. Evet. Esir ediliyor. Ki zor şartlarda ve içeride şehit olanların sayısı da bayağı fazla. İşte ilaçsızlıktan, verilmeyen gıdalardan ya da yapılan işkencelerden dolayı. Gazze'de bir ambargodur sürüyor. 11-12 senedir sürdürülüyor. Yani Filistin'in paraya ihtiyacı yok. Filistin zengin bir ülke. Filistin bugün sözde İsrail'in, işgalci İsrail'in Akdeniz'de çıkardığı gazın sahibi Filistin'dir. Evet. Bugün Gazze açıklarında çıkarılabilecek olan doğal gazın sahibi yine Filistin'dir. Yani aslında çok zengin bir toprağa sahip, potansiyele sahip. Evet. Hiçbir şekilde bir paraya da ihtiyacı yok. Kendi kendini geçindirebilecek çok güzel toprakları var. Çok güzel imkanları var. Ama maalesef işgal edilmiş,
Ve her gün yapılan katliamlarla, yapılan sürgünlerle bir şekilde o insanlar kendi ülkelerinden tecrid ediliyor. Dışarıda yaşayan 8 milyon dolayında Filistinli var. Yani şu an belki 5 milyon civarında Filistinli Filistin'de yaşıyor ama 8 milyona yakın Filistinli diasporada dünyanın değişik ülkelerinde dağılmışlar. Ta Amerika'ya, ta Kanada'ya, Pasifik'e kadar giden Filistinler var. Büyük bir dram gerçekten. Özellikle bu 100 yıllık anlaşmayla da bunu taşlandırmak istiyorlar. Evet. Yani 100 yıl önce 1917'de Balfour Deklarasyonu ile İngilizlerin işte Yahudi göçü başlattığı Filistin'e, ki o dönemler rakamlara bakılırsa yani binlerle ifade edilen bir Yahudi nüfus var Filistin'de. Ancak bakıyorsunuz bir göç başlıyor ve bu göçle birlikte 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin derken Yahudi nüfusu gün be gün artıyor. Ve kurulan bu Yahudi örgütler, terörist gruplar, evet, eliyle de yapılan katliamlar başlıyor. Ardından 1948 sürecine gelene kadar çok büyük aşamalar kaydediyorlar. Yani yaptıkları katliamlarla. Ve öyle bir sözde devlet kuruyorlar. İşte gelinen aşamada bu 100 yıllık antlaşma da aradan geçen bir 100 yıl sonrasında elde ettikleri Filistin topraklarının %86'sını %100'e çıkarmaya çalışıyorlar. %100 İsrail devleti diye. Buna izin vermemek lazım. Buna işbirlikçi Arap ülkelerini deşifre ederek, belki yaptırımlar uygulayarak, her ne kadar zengin olsalar dahi, paraları, petrolleri çok olsa dahi, bunlara da yapılabilecek elbette yaptırımlar vardır. Bir şekilde bu 100 yıllık, sözde 100 yıllık anlaşmayı sabote ederek Filistin'deki işgali durdurmaya yönelik İslam ülkelerinin el birliği etmesi gerekir. Hocam, biraz da mülteciler konusunu konuşmak istiyoruz. Malum olduğu üzere son zamanlarda Türkiye'de ciddi anlamda bir mülteci karşıtlığı dalgası başladı. Bunun da arkasında özellikle bir partiye mensup siyasetçiler var. Boyuna sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralar, medya mecraları, kamuoyu bilgilendirme mecraları kullanılarak insanlar yalan, yanlış bir şekilde bilgilendiriliyorlar ve insanlar habire tahrik ediliyorlar. Özellikle Suriyeliler aleyhinde. Özellikle bir şahıs var. Bunun sosyal medya hesaplarını sürekli olarak takip ediyorum. Bir politikacı kendisince. O ve ona benzer kişiler sürekli olarak yalan beyanlarla kamuoyunu yanıltıyorlar. Bakıyorsunuz ki bir iddia ortaya atıyorlar. İnsanlar da ve özellikle onların taraftarları bilinçli veyahut bilinçsiz bir şekilde bunu paylaşıyorlar. Veyahut Suriyelilerden şöyle veyahut böyle rahatsız olanlar bakıyorsunuz ki onu gerçekmiş gibi algılıyorlar, paylaşıyorlar. Bu zamanla bir sokak hareketine yansıyabiliyor ve insanlar terörize olabiliyorlar adeta. Ve Suriyelilerin iş yerlerine saldırabiliyorlar. Onları linç etmeye kalkışabiliyorlar. Bazı yerlerde, İstanbul'da mesela bıçaklanan insanlar falan oldu. İki Telli gibi, Fatih gibi. Bıçaklanan insanlar oldu. Ve özellikle bu siyasetçilerin atmış olduğu tweetler, yapmış olduğu açıklamalar, farklı mecralarda yapmış olduğu propagandalar büyük bir etki yaptı. İnsanlar üzerinde tesir yaptı. Ve bakıyoruz ki bu aynı zamanda Türkiye'nin barışına dönük de bir tehdit oluşturdu. Artık bir tehdit boyutuna gelmeye başladı. Sizce bu mülteci karşıtlığı neden dolayı tırmandırılıyor? Bunun arkasındaki aktörlerin asıl niyeti ne olabilir? Son 5 dakikamız hocam. Zamanımız kısıtlı. O zaman ben toparlayayım. Yani bu mülteci düşmanlığı dediğiniz belki parti üzerinden ya da birkaç siyasetçi üzerinden yürütülüyor ama işin arka planında aslında yine büyük güçler devrede. Evet. Belki komplo teorisi üretiyorsunuz diyebilirler ama yani Türkiye'nin de dışarıya yönelik hamleleri vardır. İşte bir PYD bölgesinin, işte SDG bölgesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde olan bölgenin Türkiye'nin bir adım atması gerekiyor ama Amerika'nın bir oyalama süreci var. Neden arka planda işte bu Türkiye'deki mültecileri harekete geçirecek bir oyun olmasın diye akla gelebiliyor. Ya da Suriye'de İdlib meselesi var.
Neden işte Türkiye belki müdahale edebilecekken o bölgelere, işte belki Bağız rejimine, belki o güvenlikli bölgelerde gözetleme kulelerinden karşılık verebilecekken işte niye pasif duruyor? Olabilir ki elini bağlayan bazı nedenler vardır. Ya da işte batılı bazı Avrupa ülkelerinin ortaya koydukları bazı yaptırımlar ya da istedikleri bazı şeyler. Ama şu var, yani mesela dile getirdikleri nedenlere baktığınızda, ya bu Suriyeliler, şimdi 3,5 milyon, 4 milyona yakın Suriyeli var Türkiye'de. Bunlar savaştan kaçmışlar. Ve geldikleri günden bugüne yapıp ettiklerine baktığınızda, hani normal Türkiye'de gerçekleşen cinayet olayları, işte gasp, terör olaylarıyla kıyasladığınızda öyle ortaya görünür bir şey de çıkmıyor. Şimdi her toplumda hani suç işleyen çıkar, kötülük yapan çıkar, kötü insanlar çıkar. Ama genel ekseriyette bu gelen Suriyelilerde öyle bir şey görmedik. Yani işte seri katil ya da teröristlerin böyle bir örgüt Suriyelilerde görmedik yani. Tamam, biraz rahat olabilirler. İşte gittikleri parklarda oturup nargilelerini içebilirler. Belki o noktada rahatlar. Olabilir. Yerine göre uyarabilirsin. Ama kalkıp işte yok bu benim kazancımdan eksiliyor. Yok bu işte hastaneye geldiğinde benim önüme geçti. Bu daha önceliklidir. Bu vergisini vermiyor. Gibi söylemler bahanedir bence. Çünkü adamlar açtıkları dükkanlarla bir şekilde kendi aldıkları hem ekonomiye katkı anlamında bir şeyler ortaya koyuyorlar. Hem de işte bir mal mülk edindiklerini, kendi işte kazandıkları Suriye'den, oradan buradan getirdikleri parayı ülkeye kazandırıyorlar aslında. Bir döviz olarak ülkeye de giriyor. Tabela meselesini öne sürdüler. Tabelada Arapça olmasın mesela dediler. Niye Arapça var, niye Türkçe yok dediler. Tabii hükümetin de bu noktada attığı adımlar vardı. %70 Türkçe, %30 Arapça olsun söylemi. Niye mesela %50-50 olmasın? Yani niye mesela hani reklam olur belki, isim veremiyorum ama İngilizce olan bazı büyük firmalar var. Evet. Batılı ülkelerden gelen, Amerika'dan gelen. Neden şimdiye kadar onlara öyle bir şey uygulamadınız da tamamıyla İngilizce yazıyor ya da başka bir dilde yazıyor? Niye onları uygulamadığınızda niye Arapça? Yani bu Arapça düşmanlığı mı var acaba? Bunu bilelim. Bunu söyleyin. Bir de son olarak şunu söylemek lazım. Yani 100 yıl önce, 200 yıl önce sınırlarımızı çizen işte Fransızlar, Almanlar, bu Skypit antlaşması olayı mesela. Yani Suriye'den gelip de Çanakkale'de savaşan insanlar var. Irak'tan gelip Çanakkale'de savaşan insanlar. Bu ülkeyi koruyan, kollayan, düşmana karşı mücadele veren insanlar. Hep birlikte yaptık bu işi. Bugün sınırlar çizilmişse, bir şekilde ülkeler oluşmuşsa ve bir savaş söz konusuysa, emen bulacakları mekanlar ve ensar olacağınız alanlar açmanız lazım. Dolayısıyla yapılan edileni tek kelimeyle kınıyorum, kınıyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Değerli katkılarınız için. Allah razı olsun. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olunuz.